Efendim şimdi bir de Gürcistan'a bakalım. Gürcistan'da hükümet karşıtı protestolar dinmedi. Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin askıya alınmasıyla halk sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı yeni parlamentoyu ve seçim tarihini tanımadığını, görevine devam edeceğini açıkladı. Gürcistan'da sokaklar karıştı. Hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini askıya almasına karşı başlatılan gösterilere polis müdahale etti. Eylemler, Gürcistan Başbakanı Kobakidze'nin Avrupa Birliği'ni şantajla suçlayıp üyelik sürecini 2028'e kadar askıya aldığını duyurmasıyla başladı. Başkent Tiflis'te parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici hükümet karşıtı sloganlar attı. Barikatlar kuran protestocularla güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı. Polis protestoculara tazyikli su ve biber gazı sıktı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Başbakan Kobakidze, Avrupa Birliği adaylığının askıya alınmasına karşı çıkanları, Ukrayna'nın 2014'teki meydan protestolarına katılanlara benzetti ve devrim planlamakla suçladı. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili görüntülü mesaj paylaşarak Avrupa Birliği yanlısı göstericilerin yanında yer aldığını söyledi. Zurabişvili, 26 Ekim'de düzenlenen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin galip çıktığı parlamento seçim sonuçlarını kabul etmediğini yineledi. Görevini bırakmayacağını açıkladı. Meşru bir parlamento yoktur ve bu nedenle gayrimeşru bir parlamento yeni bir cumhurbaşkanı seçemez. Görevim yasal olarak seçilmiş bir parlamento oluşana kadar devam edecek. Gürcistan anayasasına göre 2024'ten itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulunca seçilecek. Yeni parlamento geçen hafta cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılacağını belirtmişti. Ancak cumhurbaşkanı ile muhalifler yeni meclisi boykot ediyor. Seçimin yenilenmesini talep ediyor.